Merhaba arkadaşlar, Sukule ile Hertel'den isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, Mersin'deyiz. Bu videoyu Mersin'de çekmiştim ben. Fakat uzun zamandan beridir galerimde duruyor. Malum ülkece zor günler geçirdiğimiz için yüklemeye elim varmadı. Ve bugün ses kaydı yapıp sizlerle paylaşmak istedim. Ses kaydı yapmak istedim çünkü orada abur cubur konuşuyoruz, kalabalığız, hepimiz bir yerden fiyat soruyor. Ha, bu şekilde ses kaydı yapmak istedim sizlere. Ben sepet çok seviyorum arkadaşlar. Bambu, rattan, sepet, her şekilde evimde kullanmayı çok seviyorum. Burayı da görünce hemen arabayı durdurduk ve hep beraber girdik, biraz bir şeyler aldık hediye. Çok affedersiniz. Anneme de sepet aldım buradan. Çünkü annemin bahçesi ve tarlası var. Meyveleri, kayısı, elma tarzı meyveleri toplasın diye hediye olarak. Fiyatlar yani türüne ve büyüklüğüne göre değişiyor. Rüzgar çanları, bu leylekliden aldım bir tane. Böyle rüzgar estikçe böyle leyleğin kafası iniyor çıkıyor arkadaşlar. Ve bunlar Kayseri Develi'den yapılıyormuş, biliyor musunuz? Bu sepetler, rüzgar çanları Kayseri'nin Develi ilçesinde yapılıyormuş ve buraya geliyormuş. Çünkü sahibi Kayseriliymiş. Hemşeri çıktık tesadüfen. Sağ olsun bize Türk kahvesi ısmarladı, içtik. Güzel ağırlandık. Birkaç parça bir şeyler aldık. Arabamızın aldığınca, bütçemizin yettiğince. Oradaki her şeyi almak istiyordum aslında. Bütün sepetleri, bütün hediyelik eşyaları, her şeyi almak istiyordum. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Evet, iç mekana giriyoruz. Hediyelik eşyalar var. Yine sepetler. Arkadaşlar. Her şey birbirinden güzel. İnsanın içi gidiyor. Deniz kabuklarıyla yapılmış ev aksesuarları. Mersin'i ifade eden aksesuarlar. Nazar boncuklar. Arkadaşlar. Bu rattan raflar çok beğeniyorum. Ama gerçekten fiyatları yani 200-250 TL civarında falan. Yani güzel geniş bir salonun falan olacak, hani daha geniş bir ev olduğunda neden olmasın, ama çok güzel. İçine aksesuar konulabilir. Birkaç parça kaktüs konulabilir. Çünkü daha önce kaktüs sever arkadaşlarım da görmüştüm bu raftan. Bambu, çerezlikler, kaseler, bunlara bayıldım. Hepsi de birbirinden güzel. Hediyelik. Yani olabilir. Neden olmasın? Çok güzel olur. Bakın yine bambudan çerezlikler arkadaşlar. Üçlü sepetler, meyvelik olarak kullanılabilecek bir sepet, ekmeklik, çok şık değil mi? Masada çok güzel duruyor gerçekten bu ekmeklikler. Hepsi de birbirinden güzel. Yani hepsine de bayıldım, o kadar. Salon bitkilerini koymak için sepetler var. Bakın orada yukarıda, tam göstermemişim. Onlara çok, bakın burada hemen gözüküyor. Kenarları püsküllü falan. Çamaşır sepetleri bile bambudan. Fatma size merhaba diyor. (gülüyor)
Bakın bunlara çok güzel salon bitkisi konuluyor arkadaşlar. Monstera tarzı salon çiçekleri gerçekten çok yakışıyor. Cüzdanlar, çantalar. Fatma'nın çantalara içi gitti. Sepet, rattan çantalara. Ama fiyatları 200 TL'den başlıyor arkadaşlar. O yüzden hadi bakayım kızım uzaklaş biraz dedim. Sandıklar, takı sandığı olarak çok şık bir şekilde kullanılabilir. Evet, her şey birbirinden güzel gerçekten. Sizlerle bu görüntüleri paylaşmak istedim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum eğer izlediyseniz. Telefon numaramı açıklama kısmına bırakıyorum. Benimle WhatsApp'tan iletişime geçmeniz için. Evet, telefonu Fatma'ya vermişim. El değişti çünkü öjeler falan. Ben Allah bilir nereye daldım, nereye gittim. Neyin fiyatını soruyordum bilmiyorum, hatırlamıyorum arkadaşlar. Bu toprak testilerden yoğurt çalmak için kapaklı olanlardan kendime bir tane aldım. Ama doğru bir şey olmadığını biliyorum ama uzun zamandan beri hazır yoğurt yediğimiz için elim unutmuş olabilir yoğurt çalmayı. Bir tane çaldım, olmadı arkadaşlar. Damızlığı çok cıvıktı, ne yapabilirim? Deneyeceğiz bir kez daha. Başarılı olmaya çalışacağız. Kendi yoğurdumuzu kendimiz yapacağız. Evet, Fatma yine çantalarda. Arkadaşlar videomun sonuna geliyorum. Başka bir videoda, başka bir çekimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın lütfen, olur mu? Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.